Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos 2019, saat 20 civarları. Bu videoda ons altının ve gram altının teknik analizini yapacağız hep birlikte. Ekranda ons altının e, grafiğini görüyorsunuz ve aylık bazdaki lineer ölçekteki grafiğini görüyorsunuz. Burada mavi ile gözüken düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmıştı aylar önce. Bunu kaldırıyorum artık. Bunun çok fazla bir etkisi kalmadı artık. Ve burada yükselen kanalları görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz yükselen kanal 2015 yılındaki dipten itibaren başlamış bir yükselen kanal ve yine geçen sene Kasım ayından itibaren oluşturduğum maviyle görmüş olduğunuz yükselen kanalları görüyorsunuz. Ben bu Mavi kanalları defalarca paylaştım Twitter'da. Ee, umarım faydalanmışsınızdır. 1200 dolar seviyelerindeydi paylaşıma başladığım zaman ve hala da bu mavi kanalları takip ediyorum. Şimdi tabii geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Ee, burada görmüş olduğunuz daha büyük çaptaki yükselen kanalın üst çizgisi seviyeleri test ediliyor ve buranın aşılması durumunda Teknik analize göre bir kanal aşılırsa eğer bu kanalın bir kopyasını alıp yukarıya taşımanız gerekiyor ve bu seviyelere kadar yani kanalın orta çizgisi ve üst çizgisine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Tabi bu bir anda olmayacaktır arkadaşlar yani ben size birincisi bu 1530 civarlarındaki zirvenin 1535-1540 civarlarındaki zirvenin üzerinde kapanışların gelmesi gerekiyor. Aylık bazda inceliyoruz şu anda bakın. Ve eğer bu gerçekleşirse bundan sonra muhtemelen bir geri çekilme de yaşanabilir. Pullback yapabilir fiyatlar ama daha sonrasında ons altının hedef fiyatının da 2011 yılında görülmüş olan 1900 dolar seviyelerinde olduğunu hatta uzun vadede bence çok daha yukarı seviyelere gidebileceğini düşünüyorum. Bunu da söylerken hissiyati bir şekilde konuşmuyorum yine. Burada teknik analiz sonuçlarına göre konuşuyorum. Bakın eğer 1540 dolar seviyelerinin üzerine atacak olursa ons kendisine. MACD'nin al sinyali veriyor olması, RSI'ın 70 sınırının üzerine henüz yeni geçmiş olması, yani aşırı alış bölgelerine henüz yeni geçmiş olması. Yine stokastik RSI'ın aşırı alış bölgelerinde hareket ediyor olması, yükselişlerin daha da agresif gerçekleşebileceğini gösterir bize. Tabii ki söylediğim gibi bu uzun vadeli bir analiz. Eğer buradaki direnç aşılırsa gündeme gelebilecek bir şey. Şimdi vadeyi biraz daha kısaltalım ve haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafikte biraz önceki kanalları daha hassas bir şekilde görebiliyoruz. Burada yükselen kanalın orta çizgisinin iyi bir şekilde test edildiğini görebiliyorsunuz. Yine kanalın üst çizgisi de geçen hafta itibariyle tekrar test edilmiş durumda. Cuma günü itibariyle özellikle de. Ve buradaki hareket yukarı yönde devam ederse biraz önce bahsetmiş olduğum yükselişin daha da sertleşeceği beklenebilir. Tabi burada önemli olan indikatör bence stokastik RSI. Stokastik RSI'nin alabileceği maksimum değer 100'dür arkadaşlar. Tabi 100'e fixleyip sabitleyip burada birkaç hafta devam da edebilir. Böyle bir şeyi daha önceden yapmış mı haftalık grafikte? Buna bakmakta fayda var. Ons altında. Bakın şurada 2 hafta 100 seviyesinde kalmış. Buralarda işte 1 hafta ya da 2 hafta kalmış. Şurada 2-3 e, hafta 100 seviyesinde kalmış. Ki 2014 Şubat ayıymış bu. Yani şu seviyelere bakarsak 2014 Şubat ayında ee, ve Mart ayı Nisan ayı buralara kadar bir yükseliş daha da sertleşmiş stokastik RSI 100 seviyesinde sabitlenerek Tabii o tarihlerde RSI'nin değerine baktığımız zaman da RSI aşırı alış bölgelerinde de değilmiş arkadaşlar yani e, 45-50 seviyelerindeymiş ve stokastik RSI'nin desteği ile birlikte yükseliş devam etmiş. Ancak şu anda geldiğimiz noktada RSI'nin da aşırı alış bölgelerinde son derece yüksek seviyelere geldiğini de görüyoruz. Ee, burada önemli bir direnç seviyesine de yaklaşmış durumda. Yani 84 seviyelerinde bu direnç seviyesi. Dolayısıyla stokastik RSI'nin da 100 seviyesine gelmiş olması açıkçası riskin çok çok fazla arttığını gösteriyor elinde ons altın bulunduranlar için ya da ons altın almayı düşünenler için Dolayısıyla bence burada yeni alım yapılacaksa yeni alım yapmayı düşünenler için bu indikatörlerin bir e, taban oluşumuna gitmesini beklemekte fayda olabilir Dolayısıyla burada risk çok artmış durumda söylediğim gibi tabi risk arttıysa her zaman söylüyorum getiri potansiyeli de kayıp potansiyeli de yükseliyor Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Bu riski alır mısınız bilmiyorum ama 1530-40 seviyeleri gerçekten de kısa vadede, kısa orta vadede ons altın için biraz ee, biraz değil riskin oldukça yüksek olduğu seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafiğe baktığımız zaman ise burada şöyle bir durum söz konusu. Stokastik arası aşırı satış bölgelerinden yönü yukarıya çevirmiş ve cuma günü itibariyle çok küçük bir miktarda da al vererek kapatmış. Dolayısıyla bu hareketin devamı da beklenebilir. Günlük grafikte yine RSI'nin yönünü yukarıya çevirmesi de ons altındaki hareketin bir süre daha devam etme ihtimalini de yükseltiyor. E, ee, baktığımız zaman da MACD'nin histogram çizgilerinin, histogram barlarının eğimini pozitife çevirdiğini görüyoruz. Buradan çıkacak sonuç şu uzun vadede biraz önce incelediğimiz gibi haftalık grafikte özellikle önemli bir kanal direnci seviyesine geldiğini görüyoruz ons altının. Eğer 1540 dolar seviyelerinin üzerine atacak olursa günlük grafikteki o indikatörlerin yönünü yukarıya çevirmesinin de etkisiyle stokastik RSI burada haftalık grafikte 100 seviyelerinde fixleyebilir, sabitleyebilir ve birkaç hafta devam da edebilir. Eğer bu olursa Yükseliş gerçekten çok sert olabilir ons altında. Bunun olma ihtimali riskin artmış olmasını ifade ederek söylüyorum. Çok da küçük bir ihtimal değil. Ee, zira günlük grafikteki indikatörler yönlerini çok önemli kritik bir yerde dip seviyelerden yönlü yukarıya çevirmiş. Dolayısıyla gerçekten çok zor ons altınla ilgili net bir şey söyleyebilmek. Yani ihtimallere baktığınız zaman e, günlük grafikteki indikatörlere baktığınız zaman yükselişin günlük bazda devam edeceğini gösteriyor bize. Buradan çıkan sonuç şu günlük bazda hareketler çok sertleşebilir önümüzdeki günler itibariyle ancak tabi riskin çok çok yükseldiğini göz ardı etmemenizde fayda var diye düşünüyorum. E, haftalık grafikte çünkü indikatörler gerçekten de RSI ve stokastik RSI oldukça yüksek değerlere gelmiş durumda. Şimdi gram altının analizini yapalım hep birlikte. Ekranda gram altının günlük grafiğini görüyorsunuz ve geçen sene Kasım sonu Aralık başından itibaren başlayan bir yükselen Kanal içerisindeki hareketi görüyorsunuz. Bu kanal içerisindeki hareket hala devam ediyor. Burada bakın bazı noktaları dışarıda bıraktım. Özellikle çünkü orta çizginin daha iyi test edildiğini e, bu şekilde fark ediyoruz. Dolayısıyla orta çizgi önemli bu kanal çalışmalarında. Tabi gram altının geldiği seviyeler açısından incelediğimiz zaman da 273 e, TL civarlarındaki tarihi zirvenin, daha önceki zirvenin üzerine attığını görüyoruz fiyatların. Bundan sonra da işte cuma günü itibariyle 282 seviyelerinden kapattı. Eğer bu seviyelerin üzerine atabilirse kendine gram altın. O zaman bu maviyle görmüş olduğunuz yükselen kanalın bir kopyasını yukarıya taşıyarak hedef fiyatları belirleyebiliriz. Bu noktada da bu kanalın bir kopyasını aldığımız zaman yukarı taşıdığımız zaman da bakın görüntü şu şekilde oluyor. Eğer ki 283 seviyelerini aşacak olursa gram altın buradan sonra hedefleri çok daha yüksek seviyeler olarak karşımıza çıkıyor ki ilk etapta 294 daha sonra da 307-308 TL civarlarına kadar yükselişin devam etme potansiyeli ortaya çıkıyor. Tabi günlük grafikte bence çok önemli bir yükselen e, trend çizgi var. Bu yükselen trend çizgisini takip etmekte son derece fayda var. Eğer bu yükselen trend çizgisi aşağı yönde kırılacak olursa kısa vadede ki bunun bize destek gösterdiği seviye 277 civarları, 276 civarları. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar gelecek olursa o takdirde gram altındaki hedeflerimiz ilk etapta 273, daha sonra da kanalın orta çizgi seviyelerinden geçen 271 liralar olacaktır. E, tabii yukarı yönde hareket gerçekleşirse söylediğim gibi 283-284 seviyesinin aşılması gerekir. Bu seviye aşılırsa eğer bu kanalın bir kopyasına yukarı taşıdığımız zaman elde ettiğimiz ikiz kanalın orta çizgisi seviyelerine kadar yani 295 liralara kadar 300 liralara kadar yükseliş söz konusu olabilir. Tabi indikatörlere bakmakta fayda var günlük grafikte. İndikatörlerden maddi al sinyali üretmeye devam ediyor ancak maddi de şöyle bir durum söz konusu bakın. Histogram çizgisi evet yönü yukarı çevirmiş ama şu an itibariyle henüz bir önceki zirveyi geçmiş değil arkadaşlar. Henüz burada bir zirve oluşumunu histogram çizgileri açısından zirve oluşumunu gözlemleyemediğimiz için buraya bir e, negatif uyumsuzluk diyemiyoruz. Öyle bir isim koyamıyoruz ama takip etmek gerekiyor. Eğer burada bir zirve oluşur da önceki zirvelerin altında gerçekleşirse o zaman negatif uyum uyumsuzluk olacak diyeceğiz. Tabii bunu izleyip görmemiz gerekiyor sadece. Diğer taraftan RSI için günlük grafikte bakın şu şekilde düşen bir trend çizgisi var. Bu düşen trend çizgisi seviyesinde kapatmış Cuma günü. Dolayısıyla aşırı alış bölgelerinde 72 seviyelerindeki bu değerin üzerine açılacak olursa, çıkılacak olursa gram altında yükseliş daha da sertleşebilir ve bir üst kanala kendini taşımış olur. Bence bunun olma ihtimalini biraz azaltan gösterge Stokastik Arasay. Çünkü günlük grafikte Stokastik Arasay oldukça yüksek seviyede, aşırı alış bölgelerinde ve buradan satışa satış sinyali vermesi çok da zor olmayabilir. Bu nedenle Stokastik Arasay'ı da takip etmekte fayda var. Özetle şunu söyleyebilirim. Ons altında biraz önce inceledik. Gerçekten çok kritik bir seviyede. Ons altında yukarı yöndeki bir hareketin devam etme ihtimali Özellikle günlük grafikteki indikatörlerin dip seviyelerden yukarı dönmesiyle e, gündeme gelebilir. Dönme çabası var çünkü incelediğimiz zaman. E, yine gram altında ise bu indikatörlerin değerleri daha yüksek seviyelerde, aşırı alış bölgelerinde. E, ve RSI'nin de yine son derece yüksek seviyelere geldiğini ve önemli bir düşen trend çizgisini test ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla gram altın içinde risk son derece yükselmiş durum. Da. Şunu söyleyeyim gram altının değerini belirleyen iki faktör var. Birisi ons altının değeri, diğeri dolar tl. E, dolar TL'de bugün yine yayınlamış olduğum videoda da bahsettiğim gibi ben önümüzdeki günlerde bir düzeltme hareketinin gelebileceğini bekliyorum. E, gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla ons altında çok sert bir düşüş olmasa bile gram altının değerinin, Buralarda biraz ons altına göre daha riskli olduğunu alım için daha riskli olduğunu düşünüyorum. Buradan aşağıya dolar tl'deki bir düzeltme gerçekleşirse eğer gram altında da e, bu indikatörlerin satış sinyali üretmesi an meselesi arkadaşlar. Yani çok riskli bir durumdayız şu anda. Yeni alım yapılması için bence bu indikatörlerde fiyatlarda bir taban oluşumunu beklemekte fayda var diye düşünüyorum. E, elinde altın bulunduranlar için ise gram altın bulunduranlar için ise eğer kardalarsa bir kısmını belki de realize edebilirler. Ama bunlar kesinlikle de bir tavsiye değildir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar benim ons altın ve gram altınla ilgili analizim söyleyeceklerim de şimdilik bu kadar. Risk çok yükselmiş durumda. Uzun vadede incelediğiniz zaman ise ons altındaki yükselişin ben çok daha yüksek seviyelere gitme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum şahsen. Ama kısa vadede geri çekilmeler olabilir, düşüşler, çıkışlar olabilir. Bunlar zaten bu piyasanın doğasında olan şeyler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoları paylaşmanız, yaymanız benim için çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde sağladığınız destek için de şimdiden teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.